Herkese merhaba. Eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kanalda Web4 Pentester Lab XXC Injection zafiyetini çözmüştüm. Yani Web4 Pentester Lab'ının çözümlerini gerçekleştirmiştim. Bu videoda ise yazılım güvenliği serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir konseptle, API Security konseptiyle. Oynatma listelerimize baktığımız zaman burada PHP yazılım güvenliği adında bir seri vardı, yaklaşık 10 video vardı. Web uygulamasındaki güvenlik zafiyetlerini inceliyorduk. Bu videoda ise API geliştireceğiz. Yani basit bir şekilde bir API uygulaması yazacağım PHP ile. Daha sonrasında bu API uygulamasına farklı bir sistem JavaScript ile bağlanıp hizmet alacak. Böyle bir uygulama geliştireceğiz ve bunun güvenliği üzerine konuşacağız. API kısaca açıklamak gerekirse Application Programming Interface dediğimiz, yani aslında bir hizmet sağlayan bir sistem API. Şöyle düşünün, bir tane ben burada atıyorum PHP ile bir uygulama yazacağım, bir API yazacağım. Bu API hem frontend developer gelecek benim yazdığım API'ye bağlanıp web uygulamasının arayüzünü geliştirecek. Başka bir yazılımcı mobil uygulamasını geliştirecek. Yani ben yazdığım API ile bir hizmet sağlayacağım. Şimdi şöyle başlayalım. Ben index PHP bir tane appsec, yani şöyle bir sayfa oluşturdum. Appsec index PHP. Burası benim API'mi, API'mi yazacağım kısım olacak. Buradaki test HTML'de bu API'mdan verileri çekecek. Şimdi hemen başlayalım. Ben index PHP sayfamda bir tane switch case oluşturacağım. Zaten bunların hepsini birazdan ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Benim bir tane URL'imde index.php sayfam get parametresi alsın, ismi veri olsun. Burayı şu şekilde bitirelim. Ve bir tane de case'imiz olsun. Users verilerini getirsin. Yani bizim bu API'miz bir tane user verilerini getiren bir endpoint sunacak. Şu an böyle bir uygulama yapacağım. Yani bizim user verilerimizi API hizmeti alacak tarafa sunacağız. Bu da yine bir tane parametre alsın. Bu URL'imizde yine ID get parametresi belirleyelim. Yani user verilerini ben getiren bir endpoint yazıyorum API'mda. Benim veri tabanıma bağlanıp bir SQL cümlesi oluştursun. Benim veri tabanımda user adını verdiğim bir tablom var. Burada da ID, username ve password kolonları var. Bu şu şekilde get'ten gelen ID değerini SQL sorguma gönderiyorum ve benim bu ID'ye göre user bilgilerini getirecek. Yani ID'si atıyorum 1 yazdığım zaman birinci kullanıcının verisini döndürecek. Hemen bu sorguyu çalıştıralım. Daha sonra bir kaydın olup olmadığını sorgulayalım. Yani şu sorgu çalıştığı zaman row count'la bir bakalım. Eğer 0 dönüyorsa kayıt yok demektir bu. Bu tabi çıktığı ben JSON formatta döneceğim bir API yazdığımız için. Bunu hizmeti alan taraf, yani benim yazdığım API'mi atıyorum bir başka kullanıcı, bir başka yazılımcı frontend tarafında kullanacak, bir başkası mobil tarafında kullanacak. Buradaki API mantığı ortak bir standartta bu verileri döndürmek. Yani bunu bir JSON formatında döndürebiliriz, XML olarak döndürebiliriz. Ben JSON olarak döndüreceğim. Yani JSON encode ederek döndüreceğim. Hizmeti alan taraf bunu decode ederek, yani parse ederek sisteminde kullanacak. Şurada yukarıda bir tane array oluşturayım.
Atıyorum bu hata aldığında bir değeri olsun. Kayıt yok desin. Daha sonra ben şurada geleyim. Eğer sıfır herhangi bir sorgu sonucunda bir sıfır kayıt dönerse, yani kayıt dönmezse ne olacak? Benim array'im, şöyle hata array'ine ulaşayım ve bunu JSON encode ederek bu response'u döndüreyim. Yani bu endpoint'ime, benim sunduğum bu endpoint'e gelecek hizmeti alan kişi bağlandığı zaman, herhangi bir kayıt yoksa benim veri tabanımda, ona şu şekilde bir JSON çıktısı dönecek, hata yok şeklinde. Yani kayıt yok şeklinde bir çıktı dönecek. Eğer kayıt varsa else kısmına girecek ve burada user bilgilerini karşı tarafa gönderecek. Bir tane veriler diye bir değişken oluşturayım. Yani buradan bu sorgu sonucunda veri tabanındaki verilerim array olarak dönecek. Bunları bir array içine aktarıyorum, bu veri tabanından gelen verilerimi. Daha sonra bu veri tabanından dönen verilerimi bir array'e aktardıktan sonra yine JSON'la encode ederek karşı tarafa göndereceğim. Bu şekilde. Ve hizmeti alan taraf bu API'ma bağlanıp verileri çektiği zaman encode edilmiş veriye ulaşacak. Yani şuradaki user bilgileri ona JSON formatında dönecek ve bu JSON formatını decode ederek, yani çözerek bir array haline getirip kendi sisteminde kullanabilir hale gelecek. Yani kısacası API'miz bu şekilde bir hizmet sunacak. API'ların çalışma mantığı kısaca bu şekilde. Ben API'mi hazırladım. Hemen şöyle bir testini de yapalım. Ne yaptım? Bir tane get parametresi belirledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi URL'den şu adresimize gidelim. Mesela get parametresi oluşturdum ben veri adında. Yani bu index.php sayfamda veri users şeklinde bir get parametrem olacak. Bakın şu şekilde. Ve biri de ID parametresi olacak bunun. Bunu da gönderiyorum. ID'm atıyorum 1 ise bakın bana ne döndürdü? Veri tabanımdaki birinci kullanıcının bilgisini JSON formatında döndürüyor. Ne yaptı? Gitti sorgu. Veri tabanından gelen bilgiyi döndürdü. Ve veri tabanından gelen bilgiyi burada çektikten sonra veriler adına bir array'e ekledi. Daha sonra bu array'i JSON'la encode ederek JSON formatına çevirdi. Ve bu şekilde döndürdü. Hizmete alan taraf, atıyorum ben burada bir backend developer olarak böyle bir API endpoint geliştirdim. Frontend tarafında bu endpoint'e gidip, şu adrese gidip encode edilmiş veriyi elde edecek frontend developer. Daha sonra bunu decode ederek web arayüzünde kullanacak. Yani senaryo bu şekilde. Bakın 2 yazdığım zaman ikinci kullanıcının verisini getiriyor. 3 yazdığım zaman ne olacak? Bakın. Hata kayıt yok dedim. Ne oldu? Buraya geldi. Herhangi bir kayıt dönmediği için benim response hata kayıt yok array'imi JSON encode ederek bu şekilde karşı tarafa gönderdi. İşte ben API endpoint'imi bu şekilde yazmış oldum. Şimdi ise bu uygulamaya, benim yazdığım API endpoint'ine istek atan bir frontend developer olsun. Bu frontend developer da bu arayüze bu bilgileri çekecek. Şimdi burada bu test HTML sayfasını
Frontend developer hazırlıyor ve benim yazdığım API endpoint'ine şu anda istek gönderecek ve kullanıcı bilgilerini şuraya, şu paragrafa ekleyecek. Yani şu kısmı yazıyoruz, frontend tarafını. Bunun için JavaScript HTTP request diye aratıp şuradan W3Request'tan şuradaki örnek kodu alıyorum. Ve bunu uygulamamda kullanacağım. Önce burada JavaScript teklerini açayım. Bir tane ben fonksiyon yazayım. Fonksiyonum getir olsun. Yani user verilerini getirecek bu fonksiyon. Daha sonra bu kodları alayım. Aynen şu şekilde ekleyeyim. Şimdi burası ne yapıyor? Şöyle düzelteyim şurayı. Mesela şurada get isteği yapacak. Yani benim şuradaki adresime bağlanacak. Bu adresimi alıyorum. Ve buraya bu adresi gönderiyorum. Yani benim bu adresime bu JavaScript fonksiyonu gidip bir get isteği yapacak. Ve buradan gelen değeri, bakın şu XHTTP response text ile almış olacak. Şimdi bakalım. Tabi fonksiyonu kullanabilmemiz için bu sayfa test HTML'e gidildiği anda, direkt sayfa yüklendiği anda şu get isteğini gerçekleştirsin. Bunun için body'nin onlu olduğunda kullanayım ben bunu. Bu getir fonksiyonu burada kullanalım. Şimdi isteği yaptı. Frontend developer bu adresi benim API endpoint'ime gitti. Bir get isteği yaptı. Ve benim gönderdiğim şekilde şuradan JSON'la encode ettiğim bilgileri aldı. Bakın benim JSON'la encode ettiğim bilgiyi bu şekilde JSON formatında aldı. Tabi bunu parse ederek uygulaması da kullanması lazım. Yani bu şekilde kullanamaz tabi. Bu JSON encode edilen veriyi decode etmesi lazım. Onun için de şurada bir tane değişken oluşturup hemen JSON.parse diyerek şuradan gelen response text'i alalım. JSON olarak gelen response'u alalım ve parse edelim. Daha sonra mesela şuradaki demo paragrafına inner HTML'ine şu şekilde decode edildi. Şuradaki response'um JSON encode edilmiş, benim burada gördüğünüz gibi parse edildi, yani decode edildi ve buraya aktarıldı. Artık bunu kullanacağım. Resp nokta username'i alsın. Benim JSON'ımdan gelen şu username'i alacak. Bir tane de boşluk bıraksın. Şu şekilde. Bilgileri alsın. Bakalım şimdi. Bakın kullanıcı bilgilerini. Bu şekilde eray 123 diye aldı parolasını ve kullanıcı adını. Bakın birinci kullanıcının. İkinci kullanıcı bilgisini de bu şekilde alabiliyor. Tabi burada gelen verileri bu şekilde alabiliyor. Yani benim yazmış olduğum PHP tarafında, ben backend developer olarak PHP tarafında bir user API endpoint'ini yazdım ve benim bu yazdığım bu endpoint'e gitti, bir get isteği yaparak encode edilmiş JSON verisini aldı ve daha sonra bu JSON verisini çözüp uygulamanın arayüzüne kullandı. Şimdi biz burada artık olayın security kısmına geçeceğiz. Hemen testini yapalım. Şimdi hedef sistemimiz, yani burası değil. Şimdi biz bu sistemin güvenliğini test edeceğiz. AppSec test HTML. Şimdi çok masum bir şekilde duruyor. Burada bir HTML sayfası var. Kullanıcı bilgilerini getiriyor. Ama bu sayfa kullanıcı bilgileri nasıl getiriyor? Mesela bunu sorgulamamız lazım. Hemen burada ben Burp Suite'imi açıyorum. Proxim zaten dinleme modunda. Şuradan test HTML'e istek gönderiyorum. Bakın test HTML istek gönderdim. Bakın şu an, hatta şunu bir forwardlayayım. Şu
şekilde bir en başta dursun o. Şu halinde. Neyse şöyle tekrar isteği gönderiyorum şu an test işlemini. Bak şu an test işlemini bir get isteği yapıyor. Ben şu anda bu uygulamanın güvenliğini test ediyorum. Arka planda neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Buraya önce bir get isteği yaptı test işlemini. Bak şimdi forward edelim. Ne oldu? Herhangi bir kullanıcı bilgisi döndü mü? Dönmedi. Çünkü test HTML'e ilk olarak bir get isteği yaptı. Bu test HTML ne yapıyor? Önce HTML dokümanı yükleniyor. Yüklendikten sonra şuradaki JavaScript kısmına gidip şurada bir tane daha get isteği yapacak. Yani veriyi getiren kısım burası. Yani burada iki tane get isteği dönüyor. Bakın şu an benim proxim araya girdi zaten. İlk get isteği gitti. Test HTML yüklendi ama daha kullanıcı bilgileri gelmedi. Çünkü şu isteği daha henüz göndermedi. Yani bu uygulama şuradaki bir adrese bir get isteği yapıyor. Şuradaki host'a bağlanıyor. Buraya bir get isteği yapıyor şu adrese. Yani biz bunu anladık. Veriyi getiren kısım aslında burası. Şimdi bu isteği de forwardladığımız zaman bakın bilgiler geliyor. Yani biz burada bir API endpoint'ine bağlandığını anlamış olduk bu uygulamanın. Tabi burada sayfanın kaynak koduna gidip de buna bakabiliriz. Böyle incelerken şurada bir bakarız. Bir tane getir fonksiyonu yazılmış. Sayfanın onload'unda kullanıyor. Şu adrese bir get isteği yapıyor. Buradan da bunu çıkarabilirdik. Şimdi benim ilgileneceğim kısım buradaki endpoint hizmeti alınan sayfanın herhangi bir şekilde bir SQL injection zafiyetine sahip olup olmadığı. Yani buradan benim bu arayüzüm frontend tarafında buraya bir get isteği yapıyor. Şu adresi bir get isteği yapıyor. Acaba burada hedef API hizmetini veren tarafta bir açık var mı? Eğer varsa ben buradan yine veri tabanına ulaşabilirim. Bunu hemen test etmek için şurada hatta şöyle göndereyim. Mesela buranın kolon sayısını bulmaya çalışalım. Mesela 4 yazdığım zaman ne olacak? Bakın 4 yazdığım zaman bir SQL hatası veriyor. Yani kolon sayısının 4 olmadığını söylüyor. 3 yazdığım zaman sorguya cevap veriyor. Yani bizim sorgularımıza cevap veriyor. Ve biz 3 tane kolon sayısı olduğunu da öğrendik buranın. Yani burada bir SQL injection zafiyeti söz konusu. O zaman ben artık veri çekebilirim. 1, 2, 3. sütunda atıyorum versiyon bilgisini çekeyim. Şurada şu şekilde kullanırsam bakın hedef API endpoint'imi sunan sistemde bir SQL injection zafiyeti var. Ben bir versiyon bilgisine ulaştım. Hemen bunu kullanarak tekrar güvenlik testimi yapıyorum diyelim. Şu anda test HTML'e bağlanıyorum. Proxy'mi devreye soktum. Testi yapıyorum. İlk HTML sayfası yükleniyor. Bir bilgi gelmiyor. İkinci get isteğini gönderiyor. API endpoint'ine bağlanıyor. Ve burada şu şekilde göndererek bakın SQL injection'ı kullanmış oldum. Yani buradaki uygulamanın bu şekilde güvenlik testini gerçekleştirmiş olduk. Uygulama herhangi bir kendisi bir dinamik bir PHP fonksiyonu kullanmıyor. Direkt yazılmış bir endpoint'e bağlanıyor ve buradan veriyi çekiyor. Bu şekilde de biz güvenlik testlerinde bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada query ile gönderdiğimiz için bir zafiyet söz konusu oldu. Burada prepare kullanarak bu zafiyetten kaçabiliriz. Tekrardan testi yapalım. Burada prepare kullanacağız. Parametreli bir kullanım yapacağız tabii. Bunları zaten kullanımını ben yazılım güvenliği serisinde bu SQL injection'dan nasıl kaçınacağımızı anlattım. Bu şekilde get'ten gelen değeri query ile direkt göndermeyeceğiz. Bu şekilde gönderiyorduk. Zafiyet söz konusu oluyordu. Prepare'i kullanacağız ve bu değerleri parametreli bir şekilde göndermemiz gerekiyor. Tekrardan yazmayacağım bunu. Zaten videolarımda anlattım yazılım güvenliği serisinde SQL injection'dan nasıl kaçınacağını. O videoyu izleyerek uygulayabilirsiniz. Kısaca bu videonun konsepti
yazılmış bir backend developer tarafından yazılmış bir API uygulamasının var olan bir endpoint'ini kullanan bir frontend tarafında bu endpoint'e gidiyor, istek yapılıyor ve burada endpoint'teki güvenlik zafiyetinin nasıl tespit edileceğini, nasıl kullanılacağını görmüş olduk. Bu şekilde uygulamalı bir şekilde anlatmış oldum. Bu videomuzda bu kadar. Diğer videolarımızda görüşürüz.